İyi akşamlar değerli futbol severler. 19. haftayı da ligde geride bıraktık ve az önce biten maçta Galatasaray deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 yendi. Bu karşılaşmayı değerlendireceğiz geniş bir şekilde. İlginç bir karşılaşma oldu. İlk yarıda Galatasaray ağırlıklıydı. Maç pozisyon bakımından da iki takımın da şansları vardı. İlk yarı zaten karşılıklı gollerle 1-1 bitti ama gerçekten çok enteresan. Bilmiyorum doğru gözlemledim mi? İkinci yarı tamamen Eskişehirspor'un ağırlığıyla kontrolünde geçti. Ve Galatasaray ilk maçın sonlarına doğru attığı golle 2-1 kazandı. Çok ilginç bir ikinci 45 dakika izledik. Herkes maç 1-1 bittikten sonra Galatasaray hücum üstünlüğünü sürdürecek, gol arayacak, pozisyon üretecek, baskı yapacak zannederken ikinci yarı kendi yarı sahasından hiç çıkamayan Galatasaray, rakip ataklarını da karşılamakta zorlanan Galatasaray maçı kazandı. Tabii burada özellikle ikinci yarıdaki oyunla ilgili hani Galatasaray'ı övecek bir ifade bulabilir miyiz diye düşündüm. Hakikaten çok zor. Belki attığı golü alkışlayabiliriz. Olcan getirdi. Şimdi, ama gerçekten ikinci 45 dakika değerlendirmesi zor bir 45 evet, dakika oldu. Bursa'da yaşayan bir dostum var. Hasta Galatasaraylı Selçuk diye. Selçuk. Mesaj atmış. Sana da okudum. İyi bir Galatasaraylı. Yani sizleri izliyoruz diyor sürekli. Çok da merak ediyoruz bu akşam söyleyeceklerinize. Aslında yorumu ona bıraktık. Tad almıyorum diyor bir türlü diyor oyundan diyor. Yani sanki 3 gün oynansa özet o kazanamayacak gibi tad almıyorum diyor takımımızdan falan diyor. Hakikaten de öyle gidiyordu maç. Şimdi ilk yarıda maçın birinci dakikası benim göremediğim senin gördüğün izleyemediğim için son anda 2. dakika falan izlemeye başladığım için senin gördüğün net Eskişehir'in pozisyonu. Sonra biraz